Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Akan Düzgören. Yine bir video dersimizle beraberiz. Bu dersimizin konusu arkadaşlar, sahnenizde bir obje modellerken veya modellemiş olduğunuz bir objeye kaplama veya tekstür atamak istediğinizde ilk aşamada materyal editörde tekstürü objenize atadığınızda gözükmeme sebepleri. Bunun sebebi nedir? Veya bu atadığınız obje bir plane olabilir, box olabilir, modellediğiniz herhangi bir şey olabilir. Onun üzerinde neden gözükmediği sorusunun cevabını bulacağız. Bu bize gelen sorular arasına yer alan bir soruydu. Hem de onu cevaplamış olacağız. Şu zamana kadar 30'a yakın, hatta 30'dan daha fazla olmuştur. Sık sorular, sorulan sorular kategorisi altında sorularınızı cevapladık. Yine sizden sorularınızı bekliyoruz. Seve seve cevaplarız. Hiç çekinmeden sorabilirsiniz. İsterseniz dersimize hemen başlayalım. Dersimizin gidişatı o kadar karmaşık değildir, o kadar da büyütecek bir sorun değildir. Birazdan göreceksiniz. Çok basit bir yöntemi var. Şimdi arkadaşlar bir box üzerinden gidelim. Bunu modellemiş olduğunuz bir nesne olarak düşünün ve bunun üzerine bir tekstür atayacaksınız. Birinci adım. Bundan başlıyoruz. Klavyemizden M tuşuna basarak materyal editörümüzü açıyoruz. Burada kullandığınız render motoruna göre slot seçmenizde fayda var. Mental Ray'i kullanıyorsanız standart 3D Max'in kendi materyal editörü olabilir. Mental Ray kullanıyorsunuz, yine bunu kullanabilirsiniz ya da Mental Ray'in kendi materyal editörünü kullanabilirsiniz. V-Ray kullanıyorsunuz, V-Ray'in materyal editörü, Corona kullanıyorsanız Corona'nın materyal editörü üzerinden gidin. Ama adımlar aynıdır, değişmez. Sadece render motoruna göre materyal editör değişir. Biz standart üzerinden gidelim. Zaten demin de söylediğim gibi işleyiş mantığı aynıdır. Şimdi öncelikli olarak diffuse kanalımıza nasıl bir materyal kullanmak istiyorsak onu seçeceğiz. Mesela bir fincan resmidir. Bu box'ımızın üzerinde oluşturmak isteyeceğiz. Öncelikle buradan box'ımızı seçiyoruz ve Async Material to Selection diyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar objemizin rengi değişir çünkü artık materyal atanmıştır. Özür dilerim. Ama materyal bunun üzerinde gözükmez. Bunun sebebi şudur arkadaşlar. Zaten ilk materyali atadığınızda onun üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz panel ekranınıza gelecek. Buradan istediğiniz düzenlemeleri yapıyorsunuz. Sonrasında bir üst kademeye çıkıyorsunuz arkadaşlar. Burada obje üzerinde atamış olduğunuz tekstürü görmek istiyorsanız Show Shaded Material in Viewport butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yani benim materyalimi Viewport'ta göster seçeneği. Buna bir kere tıkladığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi objeniz üzerinde artık tekstürünüz, kaplamanız gözükmeye başlıyor. Bu işlem arkadaşlar bir blueprint üzerinden de bir modelleme yapacaksınız geçerli. Modellemesi bitmiş bir obje üzerinde uygulayacaksınız da geçerli. Ya da referans bir resim kullanarak modelleme yapacaksanız da aynı işlemler geçerli. Sadece bu adımı uyguluyorsunuz. V-Ray render motorunda da aynı, Mental Ray render motorunda da aynı, Corona'da da aynı, Maxwell'de de aynı. Ne kadar render motoru varsa arkadaşlar bu işlem aynıdır. Değişen hiçbir şey yok. Materyal editör değişebilir ama burada gördüğünüz buton değişmez. Hatta bu butonu bir kere daha basarsanız obje üzerindeki görüntüsü gider. Tekrar basın, tekrar gelsin. Bu buton sizin kullanmış olduğunuz kaplamanın obje üzerinde gözüküp ya da gözükmemesini sağlar. İlk aşamada default olarak gözükmez bir şekilde gelir. Ama ikinci aşamada tıkladığınızda, yani o buton seçiliyken
sahnedeki objeniz üzerinde uyguladığınız kaplama gözükür. İşlem bu kadar basit arkadaşlar. Umarım hepiniz için faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.